Değerli arkadaşlarım, sabah size spor ve sergi sarayının tarihini anlatmıştım. Bu paylaşımımda bana yardımcı olan, ilgi gösteren tüm dostlara teşekkür ediyorum. Yeni abonelere teşekkür ediyorum. Bugün öğleden sonraki bu sohbetimde ise size Nedret Uyguç'u anlatmaya çalışacağım. Bana göre Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi basketbolcusu olan Nedret Uyguç, 1940 senesinde Bursa Orangazi'de doğdu. Ailenin en küçük çocuğuydu. Abileri Mustafa ve Fikret, ablaları ise Birsen. Babası tekstille uğraşıyordu. Ancak onun zamansız ölümü, babası öldüğünde Nedret 1 yaşındaydı. Bütün aileyi salladı. Daha sonra savaş zamanı, yani herkesin hemen hemen hatırladığı o meşhur verem sıkıntısı başladı ve annesini de 4 yaşındayken maalesef kaybetti. Aile olarak dayısının yanına Kocaeli'ne gittiler. Abi Mustafa ailesine bakabilmek için orada çok iyi bir talebe olmasına rağmen bir fabrikaya işçi girdi. Bu şekilde bakıyor, ediyor. Ve o sırada Nedret 1951 yılında Darüşşafaka'ya geldi. Darüşşafaka'da 1951 yılında başladı. Ancak o zamanın tabiriyle öğrenciydi. O zamanları hatırlayanlar vardı. Hafta sonu eve çıkanlara evli evci denirdi. Çıkamayan ki ailesi olmayanlar ise öğrenci olarak okulda kalırdı. Dolayısıyla haftanın her gününü Darüşşafaka'da geçirmeye başladı. Basketbola eğildiler, hoşlarına gidiyordu. Kendisinden 1 yaş büyük Dursun'la beraber basketbol oynamaya başladılar. Sene sonu geldi. Herkes evlerinden döndü. Nedret abi de fevkalade bir boy uzaması başladı. O sırada Darüşşafaka iyi bir takım. Daha evvelden size bahsettiğim benim de antrenörüm olan Mehmet Baturalp, o ara Darüşşafaka'da. Şevket Taşlıca Darüşşafaka'da. Ancak bir süre sonra bu iki değerli oyuncu Darüşşafaka'dan ayrıldı. Batur abi Fenerbahçe'ye geldi. Şevket Taşlıca merhum da Galatasaray'a. İşte o sırada bunlar da 17 yaş, 16-17 yaş civarında A takımı adayı. O sırada önemli transferler yaptı Darüşşafaka. Mesela Erdoğan Karabelen geldi. Zannediyorum Vefa'dan. Çaça Metin geldi. O da Vefa olabilir. Aydede Nedim geldi. Ve böyle bir Haşim geldi. Halit Keskinpala da o takımdaydı. Şimdi diyeceksiniz ki bunlardan nasıl böyle ismen şey yapabiliyorsun? Çok şanslı bir dönem olduğu için. Mesela Ayda'da Nedim'le ben Fenerbahçe'deyken beraber oynadım. Halit Keskinpala'yla çok emin değilim ya İstanbulspor, yani ya Vefa'da ya Darüşşafaka'da beraber oynama şansını buldum. O zamanki basketbolu tabii ki ben çok iyi hatırlamıyorum.
Ancak daha sonra ilk seyrettiğim maç, yani ligde Darüşşafaka'nın maçıydı. Ve duyduğum ilk tezahürat. Haşim Nedret basket. Tam bir ikili olmuşlar. O zamanlar kömürcü Dursun derlerdi kaptan Dursun'a. Çok böyle kara kuru bir adam olduğu için. Ve fevkalade bir takım kurmuşlar kardeşim. Haşim Nedret basket. O dönem içinde Nedret fevkalade performans göstermeye başladı. Ve belki inanmayacaksınız. Anormal sayı atıyordu. Mesela ilk sene ben yanlış hatırlamıyorsam bütün lig boyunca 55 sayı yapmış olan Nedret bir sonraki yıl bir maçta 55 sayı yaptı. Daha sonra o kadar iyi bir oyuncuydu ki Avrupa karmasına seçildi. Bir de yani kendim yaşadığım için söylüyorum. Nedret abi hafif kamburdu. Sırtında böyle bir şey vardı. Avrupa karmasına boyunu yazacaklar. Soldan ölçmüşler. 1.97 çıkmış. Sağdan ölçmüşler. 1.99 çıkmış. Ortalamayı almışlar. 1.98 yapmış. Öyle anlatılırdı. Bir kere daha evvel Ünal abi için söylemiştim hook shot falan atar diye. Anormal hook shot atardı. Hook shot şudur arkadaşlar. Çengel atış denir. Farkı faydası şudur. Böyle sağınızdan veya solunuzdan müdafaa ile aranıza vücudunuzu koyduğunuz için müdafaanın sizin bu topunuzu kesmesi çok zordur. Ben de çok atardım. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela Nedret abi o zamanlar Avrupa'da 2-10'luk, 2-15'lik pivotlarla oynardı. Ama kimse onu ya, kesemezdi. Böyle bir atış tekniği Nedret'e aitti. Yani hook shot'ı da böyle gerektiği gibi geri atardı. Ha bir de başka bir şey daha söyleyeyim. Çok az faul kaçırırdı. İki elinle de basket atardı. Yani bu kadar bir kabiliyet, bu kadar bir şey hiç yani inanılır gibi değildi. Mesela ben onun bir zannediyorum Hapoel'le oynanan bir maçı varmış. Ben bilmiyorum tabii okuduğum kadarıyla söylüyorum. Hapoel maçında Hapoel çok kuvvetli bir takım tabii. 45 sayı yapmış deplasmanda. Deplasmanda. Ve 4 sayıyla veya 3 sayıyla yenilmişler yani. 45 sayı yapıyorsunuz. O zamanlar 3 sayılık atış falan yok. Ona göre hesap edin yani. Sonra İstanbul'daki maçında 3 sayıyla galipler. Son saniyede faul olmuş. Nedret'in ikisini de atması lazım ki Hapoel'i elesinler. İkisini de atmış. Artık bundan sonra kendim de yaşadığım için Nedret demeyeceğim, Nedret abi diyeceğim. Nedret abinin çok kötü bir huyu vardı. Şimdi iyi tarafları mesela Çaça Metin anlatıyor. Çaça Metin de çok ilginçtir. Daha sonra ben iş hayatına girince yanlış hatırlamıyorsam Merbol'in firmasının boyadan satış sorumlusu olarak bana geldi boya satmaya. Yani bu hayat nereden nereye arkadaşlar? Çaçamışsın. Yani herkes çaça. Çaça demesinin sebebi de topla çok güzel oynuyor. Pıt 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 pıt. Sen bir bakarsın çaça yapıyor gibi adam ya. Kısa huylu. Yani böyle ilginç bir adam. Yani onun anlattığına göre diyor ki yani Nedret'in
şeklini ve hislerini anlatabilmek için. Nedret'le oynamak bir zevkti diyor. Herkese yardımseverdi diyor. Herkesin elinden topu geçmesini isterdi diyor. Ancak diyor bir de başka bir şey vardı diyor. Tamamen suçseverdi diyor. Yani mesela diyor birbirine kötü bir şey söyledi. Yani idmanın sonunda. Ondan sonra idman bitecek. Nedret bitirmezdi diyor. Gel bakalım dermiş. Evvela sen o söylediğinin hesabını ver. Orada diyor insanları diyor uzlaştırırdı. Ondan sonra sağdan yollardı. Yani böyle. Ancak tabii ki şöyle bir sıkıntısı var. Herkes dedik aynı korku var. Ne zaman parlayacağı Nedret abinin belli olmuyordu. Ben bunları yaşadım. Yani durup dururken bir anda celalleniyordu yani böyle bir şey. Yani mesela maçın tam bilmem neresinde tribünle problemi. Umumiyetle oyuncularla olmuyordu da tribünle çok diyaloğa giriyordu. Eskiden de girermiş. O zamanları ben bilmiyorum. Ben onun Darüşşafaka'da oynadığı zamanları hatırlamıyorum. Galatasaray'da oynadığı zamanları hatırlıyorum. Kızarmış hatta. Tribünlere falan çıkma kalkarmış. Yani bir öfke kontrolü eğitimi belki alması lazımmış. Ama bunu almamış veya bunu da şöyle bence anlamak lazım. Yani bir çocuk ki 1 yaşında babasını, 4 yaşında annesini kaybediyor ve hayatı yatılı okulda geçiyor. Ben onu buna bağlıyorum. Ben onunla rastlaştığım zaman Galatasaray'daydı. Bir de çok ilginç, çok güzel saçları vardı. Böyle faul atarken veya böyle bir şeye kızdığı zaman bu hani eski balinalar biliyor musunuz? Böyle hani puf puf diye su püskürtür. O bunun başka bir versiyonuydu. Ağzını böyle büzer puf diye saçlarını havalandırırdı. Tik yani böyle bir şey. Faul atarken evvela bir üfler saçlar bir gider gelir ondan sonra faulini atardı. Böyle de ilginç bir adam. Galatasaray'da Baba Özer. Baba Özer Galatasaray takımının kaptanıdır. 11 numara giyerdi. Özer Salnur. Ve Nedret'i tutabilen tek kişiydi. Ben bir Galatasaray maçında hatırlıyorum. Nedret tribüne çıkmaya kalktı. Baba Özer arkasından beline sarıldı. Çıkmasına mani olamadı. Ancak çok ilginçtir. Tribünden getirmesine sağlayabildi. Yani çıkır çıkmasına mani olamadı ama indirdi diyebiliriz. Eskiden de buna benzer bir şeyler olmuş. Mesela Darüşşafaka'da oynarken vallahi 9 ay falan ceza almış. Artık o zaman ne kadar hasar verdiyse sağa sola. Yani öfkeyle ilgili bir şeylerini kızıyor. Yani. Ve duyduğuma göre, yani yanılmış olabilirim, duyduğumu söylüyorum. Askerliğini polis olarak yapmış. Öyle denirdi. Ve polis olarak yaparken böyle Şişli'de, neyse işte oralarda, o yerde bir tane adamı yakalamış işte. Bir elle adama, elinde tabanca, bir elle adama tutuyormuş, vuruyormuş, bilmem ne yapıyormuş. Bir de kıpırdama olan diyormuş. Yakalamış, bir şey yakalamış yani sonuç olarak. Hani güler misiniz, ağlar mısınız? Ama yani frenlemek falan çok zor. Yalnız kendi hatıratında söylüyor ki onu ben de yaşadım. Karısını Beşiktaş maçlarına götürmüyormuş. Diğer maçlara götürüyor ama Beşiktaş maçlarına götürmüyor. Çünkü Beşiktaş o zaman yani lige çıkmış ancak futbol seyircisi var. Ben de yaşadım onu. Ben Beşiktaş seyircisinin
o sıkıntısını bilirim. Aileme küfrediyorlar diyormuş. Değerli arkadaşlarım, bu Nedret abiyle ben tabii şanssız ben oynadım. Hani diyorlar ya, hadi Nedret'i de tut dediler. Hani herkese hadi şunu da tut diyorlar. Ben de fazla tutmuyorum ya. Oynadım. Bu adam tribüne çıkıyor. Şimdi ben bunun neresine tutayım? Neyse, Galatasaray'dan biraz daha kilo almış. Şimdi o pivot. Ben de pivotum. Şimdi müdafaa yapacağım, arkasındayım ama fazla da dokunamıyorum. Şimdi adam bir püf yapacak, bilmem ne yapacak, bizi de uçuracak. Bana böyle yan gözle baktı, püf yaptı yine saçına. Topu aldı yine takım arkadaşına verdi. Takım arkadaşı yine buna verdi. Başkasına versene kardeş. Yine ona verdi. Yine bana bakıyor, böyle sırtını dayıyor şimdi. Sırtını dayayarak vurmak istiyor. Yani ben de kaçıyorum yani müdafaada. O bana sırtını dayıyor. Pivot öyle oynar çünkü. Kızdı bana. Oğlum dedi, doğru dürüst müdafaa yapacaksan yap dedi. Sonra elinle beni böyle belimden arkadan tuttu. Kendine çekti. Yani affedersiniz göt göte, o yani o göte ben şeye böyle bir yere geldik. Ulan ben nasıl yapayım? Korkma dedi, sarıl sarıl dedi. Pivot dedi, öyle oynar. Pivot dedi, iyi pivot, müdafaya kıçını dayar dedi. Hiç korkma dedi. Pivotlardan dedi, yani o tam ismini söyledi, ben söylemiyorum. Bilmem ne olmaz dedi. Vallahi bir rahatladım. Patlara patlara vuruyorum. Hakikaten arkadaşlar bu basketbolda çok ilginçtir. Pivot dışında bütün oyuncular hücum müdafaa karşı karşıya oynar. Yüz yüze bakarlar birbirine. Öyle oynuyor. Bir tek pivot poposunu müdafaya dayar. Yani Nedret abinin söylediği şey şu. Yani sen diyor poponu yani dayarsan veya sana biri popona dayanırsa rahatsız oluyorsan diyor zaten pivot oynayamazsın. Söylemek istediği o. Vallahi benim çalıştırdığım takımlarda bu laf çok hoşuma gitti. Bir kendim aklandım. İki pivotlara hep ben pivot çalıştırmada tabii biraz daha iyiydim. Kendim pivot olduğum için. Oradaki çocuklara falan şey yapardım. Arkadaşlar dayanın, müdafaa yaparken yani adama dayanın, siz de dayanın, hiç çekinmeyin, pivottan bilmem ne olmaz derdim. Bu da benim Nedret abiden olan bir anımdır. Değerli arkadaşlarım işte türbüne çıkarak, bilmem neyi yaparak, öyle yaparak, böyle yaparak oynayan Nedret abi. O zamanlar işte böyle hatta kızdırdıkları zaman yani niye yapıyorsun, Nedret çıkıyorsun oralara buralara der. Abi elimde değil, kan beynime çıkıyor dermiş. Ve daha 48 yaşında bir gün hakikaten kan beynine çıkmış ki hastanenin acil kısmını aldılar. Beyin kanaması teşhisi kondu ve 13 saat sonra onu kaybettik. Bu kadar genç yaşta, daha 48 yaşındaydı. Sene zannediyorum 1988. Türk sporu bana göre bir efsanesini kaybetti. Dostlarım bu sohbeti sonlandırıyorum. Yarın inşallah
daha sevecen, daha güleç anılarla birlikte oluruz. Hepinize sevgiler, saygılar.